Merhabalar burası bizim hocalar hoş geldiniz arkadaşlar kazanım kavrama testlerinin yedincisiyle beraberiz bu testimizde enzimleri işleyeceğiz enzimler bir bir testimizde olacak onu da 8'de işleyeceğiz hemen başlayalım İlk sorumuzda diyor ki bize enzimlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır bakalım biyokimyasal reaksiyonları başlatırlar genç arkadaşlar enzimler biyokimyasal reaksiyonları başlatmazlar dakika bir adana şıkkı yanlıştır peki nasıl oluyor? Enzimler reaksiyonları başlamıyorlar. Başlatmaları için gerekli olacak olan bir enerji miktarı var. O enerji miktarını düşürüyorlar. Reaksiyonları hızlandırırlar, değişmeden çıkarlar. Oluşacak ürün miktarını etkilemezler ancak süreyi kısaltırlar hızlandırdıkları için. Başlatma işi ona ait değildir. Bunu nereden biliyoruz? Ortamda başlatma işini aktivasyon enerjisi yapar. Aktifleşme enerjisi yoksa düşünün 0 santigrat derecede istediğiniz kadar enzim koyun ortama reaksiyon başlamadığını göreceksinizdir. Başlaması için gerekli olan bu aktivasyon enerjisi diyelim ki 150 derece ise ortama enzim koyduğunuzda bunu 37 dereceye kadar düşürebiliyorlar. Demek ki reaksiyonlar başlatanlar kimler? Aktivasyon enerjileridir. Ancak enzimler aktivasyon enerjilerini düşürttüler diyebiliriz. B'den ne diyor? Etki ettiği maddeye substrat denir. Çok doğru. Biyolojik katalizörlerdir. Evet reaksiyonları hızlandırır, değişmeden çıkan maddelerdir. Bu yüzden de bunlara biyolojik katalizörler diyoruz. Aktivasyon enerjisini düşürür. Çok güzel. Organik yapılı bileşiklerdir. Evet. Protein yapılıdır enzimler. Bu yüzden de organik yapılı diyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Bakalım İkinci soru ne diyor bize? Aşağıda enzimli ve enzimsiz gerçekleşen bir reaksiyon grafiği verilmiştir. Buna göre hangilerine ulaşılabilir demiş bize. Genç arkadaşlar aktivasyon enerjisi verilmiş. Enzimsiz reaksiyonda gördüğünüz gibi aktivasyon enerjisi çok yüksek buralarda. Enzimli reaksiyonlarda ise aktivasyon enerjisi düşük. Ben bunu şuna da benzetiyorum. Bir tane iş yeri açacaksınız, dükkan açacaksınız. Bunun için açılış için gerekli olan bazı evraklar, vergiler, harçlar falan var. Eğer enzim varsa sizde gördüğünüz gibi bu işi çok hızlı gerçekleştirebiliyorsunuz. Alttan daha az enerji vererek, daha az para vererek bazı şeylerden muafsınız gibi düşünün. Ama enzimsizse daha çok para veriyorsunuz, daha uzun, daha fazla evrak işiniz var diyebiliriz. Bir, enzimli reaksiyonlar daha hızlı gerçekleşirler. Doğru değil mi? Gördüğünüz gibi enzimli olan az önce dediğim gibi evraklar daha hızlı. Muafiyetiniz daha fazla. İki, enzimler reaksiyonun başlaması için gerekli enerjiyi düşürürler. Net olarak görülebiliyor. Burada olması gereken enerji miktarımız tak aşağıya düşmüş. Bilgi doğru. Oluşan ürün miktarını artırırlar. Hayır genç arkadaşlar süreyi kısaltıyorlar başlangıç enerjisini azaltıyorlar. Ancak oluşacak olan ürünün ne çeşidine ne de miktarına herhangi bir şekilde müdahale edemiyorlar. 3 numara yanlış ulaşamıyoruz. 1 ve 2 yani cevabımız denizde olacak genç arkadaşlar. Geldik 3. soruya. Yukarıda verilen etkenlerden hangileri enzimlerin çalışma hızını etkiler? Su etkiler mi? Evet etkiler. %15 miktarında su olması lazımdır. Su miktarını artıracak olursanız reaksiyon hızının arttığını göreceksiniz. Enzimle sonrasında böyle bir bağlantı var. Sıcaklık etkiler mi? %100 etkiler genç arkadaşlar. Reaksiyonların çalışması için 0 derece ile 55 derece arasında reaksiyon hızında şöyle bir sıcaklık durumu vardır. İdeali 37 derece civarıdır. 55'in üstünde enzimler çalışmaz. Sıfırın altında da çalışmaz diyoruz. Kimyasal maddeler etkiler mi? Evet etkiler. Bazıları aktivatör olarak etkiler. Bazıları inhibitör olarak etkiler. Zehir yapar. Ya da işte hızlandırırlar, kimyasal maddelerde etkiler. pH etkiler mi? Evet etkiler. Genel olarak şöyle diyoruz. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazlar enzimlerin yapılarını bozduklarından dolayı reaksiyon hızını düşürürler. Bu bir genellemedir ama asidin içinde ve bazın içinde çalışan enzimler var. Mesela pepsin enzimi asidin içinde çalışıyor. Yapısı da bozulmuyor ama genelleme olarak böyledir. İdeali nötrdür. Nötr pH'ta maksimum aktivasyon verir diyoruz. Bunların hepsi genç arkadaşlar enzimlerin çalışma hızını etkileyen faktörlerdir diyoruz. Cevabımız Edirne olur 3 için. Geldik dördüncü soruya genç arkadaşlar. Aşağıda verilen A, B deney kaplarında uygun ortam sağlandıktan sonra birine bakteri hücresi, bir tanesine bakteri hücresi konulmuş. Diğerine ise bakteri özütü konulmuş. Bakteri özütü şudur genç arkadaşlar. Hücrenin içerisindeki enzimlerin alınıp oraya koyunduğu düşünülür. Özüt dendiği zaman size insan hücresi özütü, işte hayvan hücresi özütü, bakteri hücresi özütü dendiği zaman bunu düşüneceğiz. İçerisindeki enzimlerin oraya konulduğunu düşüneceğiz. Üzerlerine şeker çözeltisi ilave edilmiştir. Bir süre sonra her iki kapta da gaz biriktiği gözlenmiştir. Mantar tıpayla kapatılmış şeker var. Burada bakteri hücresi var. Burada ise bakteri özütü var ve ikisinde de kabarcıklar oluştu. Yani ikisinde de reaksiyon oluştuğunu söylüyoruz. Buna göre deney sonucunda Aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Enzimler reaksiyonun sonunda değişmeden çıkarlar. Böyle bir bilgiye ulaşamayız. Enzimler tersine çalışırlar. Başladığını tekrardan bitirirler gibi. Ya da A'dan B'ye B'den A. Öyle bir şey de çıkmıyor. Enzimler hücre içinde ve dışında çalışırlar. Doğru mu bak? Bakteri hücresinin içinde de çalışabiliyorlar. Reaksiyon veriyorlar. Bakteri hücresinin dışına da koyduğunuzda ortama bıraktığınızda da cansız ortama bıraktığınızda da enzimler uygun şartlar varsa illaki canlılık gerekmiyor enzimler çalışması için. Dış ortamda da çalışabilirler. Doğrudur. Buradan buna ulaşabiliriz. Enzimler reaksiyonları hızlandırır. Bilgi doğru da buradan çıkmıyor. Hızla alakalı bir şey söylemiyor bize. Enzimler takım halinde çalışırlar. Bilgi çok doğrudur. Ancak buradan da yine öyle bir bilgi çıkarımı yapamayız. Geldik 5. soruya. Pankreastan salgılanan inaktif yani çalışmayan, salgılandığı anda çalışmayan tripsinojen. Zaten şu ojen takısından anlıyoruz. Pepsinojen, tripsinojen, kematripsinojen. Ojen takısı varsa inaktiftir. Enzim ince bağırsaktan aşağıdakilerden hangisinin etkisiyle aktif tripsine dönüşür demiş. Ta safi bir bilgi sorusu sorulmuş burada genç arkadaşlar. Sindirim sisteminde 11. sınıfta anlatılacak olan bir konu buraya da getirip sormuşlar. Biz de cevaplayalım. Enterokinaz denen bir enzim var genç arkadaşlar. Tripsinojene aktif hali olan tripsine dönüştürür diyoruz. 6 numara. Kurutulan meyve ve sebzeler yaş meyve ve sebzeleri göre daha uzun süre bozulmadan saklanabilir. Reçel, bal ve pekmez gibi besinler küflenmeden uzun süre bekleyebilir. Genç arkadaşlar önce üstten başlayalım. Bu çok uzun yıllardır kullanılan bir tekniktir ette de böyle yapılır aynı şekilde meyve sebze içinde içindeki su miktarını alırsanız su miktarını yüzde 15'in altına düşürürseniz içinde bakteriler çalışamaz bakteri çalışmazsa bozulmada meydana gelmez bu yüzden meyve sebze etler filan ya tuzlanarak ya da işte kurutularak saklanır içindeki suyun çekilmesiyle alakalı bir durumdur reçel ve bal pekmez için de böyledir genç arkadaşlar kalitelerinden bahsediyorum şu andaki piyasadaki işte 5 kavanoz 100 lira olanlardan bahsetmiyorum İyi reçel, bal ve pekmezin içerisindeki su oranı çok düşüktür. Düşük olduğu için içerisinde bakteri yaşayamaz. Bakteri yaşamadığı için de gençler herhangi bir şekilde bunu buzdolabına falan koymanıza gerek yoktur. Yani sıcaklık enzim ilişkisine bağlamanıza gerek yok. Zaten içindeki su düşük olduğu için enzim su ilişkisinden kaynaklı olarak doğal olarak su miktarı azdır ve bakteriler burada yaşayamaz diyoruz. Hangilerinden dolayıdır demiş bize. Enzimlerin çalışması için ortamda su oranı %6'ına Döştüğünü net olarak söylemiştir bize. Doğrudur. %100 nettir. Yukarıda verilen de enzim su ilişkisiyle alakalı olan bilgilerdir. Bundan dolayı bu arkadaşlar bozulmazlar. Diğer şıkları okuyalım. Enzimler hücre içi ve hücre dışında da çalışabilir. Enzimler etkinlikleri çok hızlı gerçekleştirir. Bilgiler keza doğrudur. Enzim ve arasında anahtar kilit ilişkisi vardır. Doğru söylemeye devam ediyor. Her farklı enzim farklı bir süpsata etkiler. Evet enzim substrat arasında uyum söz konusudur doğru demiş. Ancak yukarıdaki bilgilerden A şıkkı çıkıyor gençler. Geldik yediye aşağıdaki deneyde aynı miktarda et parçası. Et parçası. Parça kuşbaşı. Kıyma haline getirilip kaplara konulduktan sonra üzerlerine hidroliz enzimler yani parçalayacak olan enzimler verilmiş. Burada bütün et. Bu tarz sorularda genç arkadaşlar biz ne arıyoruz? Substratın, substratın yüzey alanının yüzey alanı artırılıyor değil mi? Artırılır. Süpsatın yüzey alanını artıracak olursanız genç arkadaşlar doğal olarak enzim reaksiyon hızı yükselir. Yüzey alanını artırdığınızda daha fazla çalışacak alan meydana geliyor. Doğal olarak da enzimlerin reaksiyon hızı artmış oluyor. Yani buradaki reaksiyonda en fazla yüzey alanı kimdir? Kıymadır. Doğal olarak kıymanın reaksiyon hızı kuş başından onunki de bütün etten daha fazla olur. Bu normalde de böyledir. Yani kıyma çok kolay bozulmasının sebebi parça et haline ya da bütün etten daha hızlı bozulmasının sebebi genç arkadaşlar budur. Enzim yüzey alanının daha fazla olmasıdır. Doğal olarak da dışarıda buzdolabından çıkarın dışarıya bırakın. Deneyini yapın. Kıyma diğer et grubundan daha kolay daha kısa sürede bozulacağını net olarak göreceğiz. O zaman reaksiyon hızı ne olacaktır? 3-2-1 olacaktır. Yani şu arkadaşlar olmayacak. 3-2-1. Sebebi nedir? Substratın yüzey alanının artırılmasıdır. Substrat yüzeyi farkı, substrat yoğunluğu farkı. Subset'in yüzeyi farklı olmamış da Subset yüzey alanı farkı diyelim şurada ayda işaretlemiş olalım. Subset yüzey alan farkı meydana gelmiştir. 8. Hidrojen peroksit H2O2 değil mi? Güçlü bir oksitleyicidir. Bu yüzden hücrelerde kısa sürede uzaklaştırması yani güçlü bir zehirdir. Doğru. Bu molekül katalaz enzimi sayesinde aynen öyle şöyle yazalım. H2O2 artı Şuna katalaz enzimini katarız. Ve bunu suya ve oksijene parçalarız. Karaciğerimizde bulunan katalaz enzimi bunu çok kısa bir sürede yapar. Normalde doğada demir elementi tarafından da hidrojen peroksit parçalanabiliyor ama katalaz kadar hızlı değil. Bu molekül katalaz enzimi sayesinde gördüğünüz gibi şurada vermiş. Su ve oksijene parçalanır. Katalaz enzimi bir saniyede 5 milyon hidrojen peroksiti parçalayabilirken Enzimsiz aynı molekül 300 senede parçalanmaktadır demir tarafından doğada 300 senede yapılan işi enzim katalaz enzimi ne kadar zamanda yapıyor? 1 saniyede gerçekleştiriyor. Yukarıda verilen durum enzimlerin hangi özelliğini açıklayabilir? Enzimler takım halinde çalışırlar. Enzimler substratlarına özgüdür. Enzim reaksiyon sonunda değişmeden çıkar. Enzimler girdikleri tepkimeleri hızlandırır değil mi? Yani 300 yılda gerçekleşecek olan tepkimeyi 1 saniyeye düşürüyor. Ne kadar hızlı olduğunu gör. Enzimler aynı reaksiyon için tekrar tekrar kullanılır. Bilgiler doğrudur ama yukarıda verilenle alakalı olan denizlidir gençler. Yukarıda gösterildiği gibi sınırlı miktarda maltaz enzimi, maltaz enzimi var gençler. Bulunan bir deney tüpüne sürekli maltoz ilave edilmektedir. Buna göre reaksiyon hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Şimdi normalde bunun tuzağı olur, yani reaksiyona sürekli ilave ediliyorsa şöyle olması lazım ama burada diyor ki bak gördüğün gibi sınırlı miktarda maltaz var. Yani çalışan işçi sayısı sınırlı olduğu için istediğiniz kadar substrat ham madde bir yerden sonra sınırlandırıcı etki burada çalışandır yani enzimdir. O zaman ne olacak sürekli bir artış olmayacak onun yerine enzim miktarı kadar artış gösterecek. Sonra bir sabitleme meydana gelecektir. B şıkkında olduğu gibi. A burada çeldiricidir. Şuradaki sınırlı miktarda sınırlıyı kaçırırsanız A'ya düşersiniz. 10 numara yukarıda verilenlerden hangileri enzim çalışmasını olumsuz negatif yönde etkileyebilir? Sıcak, aşırı sıcak evet 55 derecenin üstündeki sıcaklıklar gençler enzimlerin yapısını bozar. Ağır metal iyonları inhibitör etki yapar değil mi? inhibitör etkisi yapar ve zehirlendirir. Aşırı az asidik ortam dedik değil mi? 0 ile 2 pH aralığında olan yüksek asitli yerlerde genç arkadaşlar enzimlerin yapısı bozulur. Enzimler olumsuz yönde etkiler diyebiliriz. O zaman üçü de etkiler cevabımız Edirne oluyor. Kazanım kavrama testinin 7.sinin de sonuna geldik. Kendinize çok çok dikkat edin.